Yeni videomuza hoş geldiniz. Aras'cığım okula götürüyorum şimdi. Videomu dedim başlatayım. Nasılsınız? Umarım gününüz güzel geçiyordur. Bizi soracak olursunuz. Çok şükür bizler iyiyiz. Şimdi Aras'cığımla okul yollarına gideceğiz. Arabayı çalıştırdım. Biraz bir araba çalışınca bekliyoruz. O yüzden dedim ki o sırada da videomu açayım. Bugün için çok güzel planlarım var. Takipte kalın. Videonun ilerleyen kısımlarında şu anda konuşamayacağım bazı şeyler yapacağız. Çünkü özenebilir, isteyebilir, sorabilir, hayır ben de geleceğim falan filan diye. Öyle olsun istemediğim için şimdi söyleyemiyorum. Aras okula bıraktıktan sonra tekrar konuşuruz. O planlarımız var, bir bazı planlarım var. Yani yaklaşık yarım saat, bir saat maksimum sürecek planlar. Sonrasında da bugün inşallah, dün kızlarla biliyorsunuz ki gün yaptık ve günde de bence artık son kez yemek takımlarımı kullandım. Gitmek istiyorum ama bir yönden de korkuyorum. Ya gitmezsek de bu eşyaları boş boşuna kutuladığımla kalırım, kolilediğimle kalırım diye. Bir şey daha düşünüyorum. O da ya kolilemezsem de gitmeye kalkarsak bu sefer de hepsi birden yüklenecek. Yani bu işlerin hepsini çok kısa bir sürede yapmak zorunda kalacağım. Bence kolileri yapayım. Bozmam gerekirse de bozarım. Tamam hadi yap. Bas aşağı doğru. Bas aşağı. Tamam. Teşekkürler. Öyle işte. Gene de ben her şeye karşı, her şeye rağmen o kolileri bu hafta yapacağım biraz daha. Bakalım bugün işte işlerimizi hallettikten sonra artık diğer kolilerimi de halledeceğim. Yemek takımı ve kahvaltı takımlarını kolileyeceğim. Servis tabaklarını kolileyeceğim. Yani bugün iki koli çıkar diye düşünüyorum ama kolinin boyutuna bağlı. Bakalım Aras'ın okulun orada marketten soracağım koli var mı diye karton. Şapkan nerede? Okulda. Neden? Kırmızı şapkan okulda, siyah şapkan da okulda. Şimdi ne takacaksın kafana? Gidiyoruz. Sevdalar sevdalar, bir güler bir ağlar. Nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar. Evet, ben Bodrum'a indim pikniği sepetini almak için. Bugün şöyle küçük bir sepet yeterli olur diye düşündüm. Sadece şu kutuyu aldım. Onun dışında tabaklarımı evden götüreceğim. Yani bir şey almadım. Şöyle. Nereye gidiyoruz peki bu pikniği sepetiyle? Bugün eşimle sucuk ekmek yapacağız. Öyle karar verdim. Kararı verdim. Eşime dedim ki gidiyoruz, yürü. Şimdi o duşta hazırlansın. O arada ben de buraları halledeyim. Bu piknik sepetine hemen iki tane tabak, iki tane bardak, bir de çay demleyeceğim. Bir de sucuk, bir de tava. O kadar. Başka bir şey yok. Güzel bir böyle bir doğada vakit geçirelim. 1-2 saat böyle bize de değişiklik olsun dedim. Hazır aşağıya inmişken de iki tane koli getirdim. Benim aşağıda şu an iki kolim daha kaldı. Yani kendime ait. Çünkü çeyiz zamanı çok lazım olmuştu. Bilmiyorum yetecek ama gitmezse artık alacağım. Bugün BİM'e gittim ekmek almaya. BİM'deki kişiye de söyledim. O da dedi ki bana dedi bir tane güzel bir koli lazım, sağlam dedi. O da dedi ki yarın gelin. Bugün de sayım var. Yarın dedi mal açacağız. Yarın dedi verebilirim dedi. Ondan da bir tane aldım mı en azından nasıl diyeyim, yani mutfağın 1/4 yani yarı kısmını halletmiş gibi olacağım. Ama tabii ki gene de bitmeyecek. Gene de daha çok lazım olacak. Bakalım duruma göre artık bakacağız. Bunlar da çok sağlam koliler bu arada. Taş gibi hiçbir şey olmuyor. Şurada da bir koli görüyorsunuz. Bu koli de dün geldi. Ayakkabı rampalarım geldi. Sipariş vermiştim ya. O rampalarında bir de kendine ait başka kutuları da varmış. Hemen şöyle göstereyim. Küçük küçük kutular. Bu kutuların içerisinde de dedim salata kaselerini koyarım. 3 tane var bu kutudan toplam. Yani üçünü de böyle güzelce doldururum. Onları da ayrı mesela çok sağlam olmadığını düşündüğüm bir kolinin içine koyacağım. Yani aşağıda benim aslında 5-6 tane kolim var ama
İki tanesi çok sağlam duruyor. Geri kalanlarını şu an alamam. Onların içinde de bunları işte böyle koli gibi kullanacağım. Öyle düşündüm. Yorumlarda bu arada bir arkadaşımız şey yazdı, kolilerin üstüne değil yanına yaz diye. Çünkü koliler üst üste koyulduğunda gözükmüyormuş. Onu da dikkat edeceğim yani, bakalım. Eşim de diyor ki etiket alalım diyor. Ama ben de etikete masraf yapmak istemiyorum. Niye ekstradan bir yapışkanlı etikete para vereyim diye düşünüyorum. O yüzden almayacağım büyük ihtimalle. Bunların üzerlerine yazarım direkt. Şimdi artık ünlü hazırlayayım. Yola çıkalım. Evet, çıktık evden şimdi. Eşim oradan işe gidecek. O yüzden iki araba gidiyoruz. Bakalım, ben tripodumu unuttum yalnız bu arada. Yapacak bir şey yok. Tripodsuz artık orada bir yerlere telefonu sabitlemeye çalışacağım. Yapabilirsem yapacağım, yapamazsam da. Biz bize öyle takılırız. Lipton'un tek dem çaylarından almıştık. Onları da getirdik hemen. Şimdi burada çay demliyoruz. Demlenmiş çay. Oo, mis. Neymiş ya, buraya ne yapmışlar böyle? Köpük gibi bir şey.
Bir gün Aras'la şey yapalım mı? Evet. Hem o da öğrensin nasıl yapıldığını. Ha? Yok. Neden? Fotoğraf temizler. Ne diyorsun ya? Öyle değil yani. Bunu tıkadın değil mi? Anladın değil mi dediğimi? Benimkisi biraz acı oldu da. Bunu açtık sonradan. Oo, bana afiyet olsun. Önce şu kağıtları çıkartayım. Bu arada ben bir şey söyleyeyim. Bu kağıtları daha önce kullandınız mı siz de bilmiyorum ama bana çok da böyle tozutmayacak bir şeymiş gibi gelmedi. Nasıl diyeyim? Sonuçta bunlar da bir makineyle kesiliyor ve kesildikleri makineden dolayı da sanırım üzerlerinde böyle tozlar, bir şeyler küçük küçük var. O yüzden ben yıkarım bunları gidince büyük ihtimalle. Şöyle 6 tane bant aldım. Trendyol'dan 100 metre diye aldım ama 100 metre asla değil. Onu söyleyeyim. 50 metre ancak var. Tabii iade etmek istemedim artık. Sıkıntı değil. Zaten piyasanın altında fiyat aldım. O yüzden sıkıntı yok. Kendime kocaman bir alkış. Neden? Çünkü yarım saattir video çekiyor sanıyorum. Yarım saat demeyeyim, 20 dakika olmuş daha da. 20 dakikada video çekiyor sandığım şeye gittim bir baktım video çekmiyormuş. Boşu boşuna o kadar video çektiğimi sanıp sarmıştım. Taşınmayla alakalı biliyorsunuz ki hep videoları size yüklemek istiyorum. Bunların hepsini toplu olarak paylaşmam imkansız. Çünkü çok kısıtlı bir zaman olacak ve o sürede de ben hepsini yetiştirebileceğimi sanmıyorum. Dediğim gibi yani bu stresi çok fazla bir güne, bir zamana, bir haftaya yüklemek istemediğim için ben de yavaş yavaş azar azar yapayım dedim. Bugün de yemek takımımı, kahvaltı takımımı ve servis tabaklarımı halledeceğim. Ancak şöyle kağıtladım, streçledim, tam pat pat yapacaktım. Neyse dedim bir hem videoya bakayım açısı güzel mi hem de makas almaya gittim. Bir baktım video kaydetmemiş. Bunun için kusura bakmayın. Ben şöyle yemek takımının sadece kaseleri ve şunlar kaldı. Bunlarda zaten tuz var içinde. Boşaltmak istemiyorum. Oraya gidince direkt siler yerleştiririm. O yüzden bunları da sarıp koyacağım direkt. Şöyle yemek takımlarının hepsini kağıt ve sardım. Sıkıntı olmasın diye. Videolarda çok fazla yorum geliyor. Hani yeterli zaten streç. Neden pat pat yapıyorsun? Ya da sadece streç ya da sadece pat pat yap diye. Ama ben hiçbir şekilde bu takımlarımın işte tabak, çanak, bardak hiçbir şeyimin kırılmasını istemiyorum. Ve riske atmak da istemiyorum. Gideceğimiz yer neresi belli değil ama uzak bir yer olacak. Yani tercih listemizdeki her yer buraya en az 1000 kilometre. Ve böyle bir durumda da yani güvenemem hiç kimseye. Bunu çok güzel taşır. Yok kesinlikle kırılmaz diyemiyorum. O yüzden de ben eşeğini sağlam kaza bağla demişler. Bu yoldan devam etmeyi düşünüyorum. Streci sağlamlaştırmak için kullanıyorum. Yani bunları sıkı tıkı tutsun diye. Pat patı da kırılmasınlar diye. Bence güzel oldu. Evet birazcık maliyetli olabilir. Yani gözünüzde öyle duruyor olabilir ama. Şu anda bakın kağıt. 2 top kağıt. Yani 2 kilo kağıt var burada. Bir kere sipariş verdim ben. Sadece bantları tekrardan aldım. 6 tane. Şöyle söyleyeyim. Bence en çok bant gidecek. Bana öyle geliyor. Kağıtlar yeterli duruyor. Yani şu an yemek takımını sardığım halde baya baya misliyle kağıt var yani. Streç zaten ama streç diyorum pat pat zaten bitecek. O yüzden bence çok da fazla para vermiş olmayacağım. Toplamda maksimum 600-700 lira falan tutmuştum. Ben bir bakacağım buraya tekrar tek tek fiyatlarını size yazacağım. Ben mesela streci aldığımdaki fiyatıyla şu anki fiyatı baya bir fark var. Onu söyleyebilirim. Aynı şekilde kağıtların ve pat patın da fiyatları çok çok artmış. O yüzden böyle bir durumunuz varsa bir an önce alıp daha rahat devam edebilirsiniz. Ben streci aldığımda 280 liraydı. Şu anki fiyatı 300 lira olmuş. Paket kağıdı ben aldığımda 200 lirayken şu an 260 liraya çıkmış.
Pat pat da yine ben aldığımda 320 lirayken şu an fiyatı 370 liraya çıkmış. Yani böyle bir şey almayı düşünüyorsanız erkenden alıp kenara koymak en mantıklısı. Yoksa fiyatları sürekli artıyor. Bir de taşınma dönemi olduğunu bilen satıcılar tabii ki fiyatları sürekli artırıyorlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben iyi ki almışım erkenden. Paketlemeyi erken yaparsınız, geç yaparsınız önemli değil. Ama kenarda durması çok önemliymiş. Onu görmüş oldum. Bantı söylemeyi unuttum bu arada. Bant da ben aldığımda 250 iken şu an 260'a çıkmış. Alalı daha 3000-4000 ancak oldu yani. O yüzden lütfen taşınacaksanız eğer bir an önce bu alışverişlerinizi yapıp kenarınıza koyun. Kolinin birini yerleştirmiş oldum ama şöyle oldu. Bana bu görüntü aşırı ağır geldi. Sonra dedim ki hadi indireyim yere. Sandalyeden yere indirdim. Canım yandı yani. O kadar ağır olmuş. Bunun içine bir de ben eğer kahvaltı takımını, servis tabaklarını falan koyarsam asla taşınmaz ya da koli bunları taşımaz diye düşündüm. Bu yüzden bunun içerisine tepsilerimi koymaya karar verdim. Şu yan kısma da tepsilerimi güzelce sarıp onları koyacağım. Şu yan kısımlar zaten kaselerim var. Kaselerimi koyacağım. Tuzlukları falan koyacağım. O yüzden onun dışında bir şey koymamaya karar verdim. Normalde ben yani bütün takımların hepsini buna koyup tek bir şeyin içinde olsun istemiştim ama olmadı. Şöyle hiç kullanılmamış havlularım var. Bunları koyacağım içine aynı zamanda. Şöyle bıçaklarım var. Aynı zamanda bir de şu bıçakların koyduğu tahtam var. Bunların hepsini de yine buna koymaya karar verdim. Böylelikle bu koliyi fazla daha ağırlaştırmadan kapatmış olacağım. Yani üstleri boş kalsın istemiyorum. Normalde evet sadece yemek takımı koyup kapatacağım diyordum ama demek ki çok da planladığınız gibi olmayabiliyormuş. Bunu erken öğrenmem çok iyi oldu. Şimdi artık hızlıca kolileme işini bitireyim. Sonra kahvaltı takımına geçeceğim. Evet hepsini bitirdim. Şöyle kaldırırsam görebilirsiniz. Bunlar zaten hepsi oraya gidince yıkanacak. Yani bunlar hiç kullanılmamış havlu. O yüzden böyle koydum direkt. Tepsileri şöyle koydum. En üstte de bunu koydum. Bu arada içlerini, dışlarını her yerine pat patladım. Çok güzel sardım yani. Artık bu koliyi kapatıyorum. Ağır olmasın diye böyle yaptım. Yoksa normalde tabii ki planım bu değildi ama bence böyle de olur. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şimdi diğerlerini hızlıca halledeyim. Aras'ın gelmesine yarım saat kaldı. Evet bir saat oldu. Aras'cığım geldi. Saat 6'ya 5 var. Ben başladığımdan beri 1 saat 5 dakika geçti. Ben bir koliyi daha kapattım bu arada. Bunun içerisine de bütün salata tabaklarını ve şeyleri koydum. Amerikan servisleri koydum. Aynı zamanda dondurma kaselerini ve ne onun adı? Sunumlukları yani kısaca öyle söyleyeyim. Onların hepsini buraya koydum. Bunu artık yazmayacağım üzerlerine öyle karar verdim. Sadece kırılır yazacağım. Sadece içerisinde mutfak eşyası olacak. O yüzden de karışacağını sanmıyorum. Hepsini mutfağa yığsınlar gerekirse ya da hepsini salona yığsınlar. Ben oradan bir şekilde alıp zaten makineye yerleştireceğim için öyle düşünüyorum yani. Şu an gerek duymuyorum öyle bir şeye. Bunlara dolduracaktım ama bunlara sığmadı salata kaseleri. Tabii ki Aras'cığım durur mu? Durmadı. Buraları bantladı. Şöyle birazdan bunların hepsini sökeceğiz tabii ki. Hatta şimdiden sökelim unutmadan. Yani çocuklar da
Size yardım etmek istiyorlar. Ne yapsın yavrucağızım? O da annesi gibi. Bu arada şu dolapları göstereyim. Bu iki dolap da tamamen boşaldı. İşte buralara artık bütün mutfaktaki kullanmadığım şeyleri getireceğim. Hani kullanmak istersem oradan alırım. Öyle düşünüyorum. Sıra sıra buradan artık kolleme işlemine devam ederim. Bu üst çekmece de tamamen boşaldı. Burada zaten Amerikan servislerim ve masa örtülerim vardı. Bir tek burası kaldı. Burada da Kur'anlar ve şöyle işte namaz şeysi falan filan onlar var. Onları da düzenleyeceğim bir ara. Şimdi bunlara başladım. Hızlıca bu işimi de bitireyim. Saatlerimiz 6, 6.30 gibi falan tahminim biter diye düşünüyorum. Şu arkadaşım bunu dün tatlı getirdi. Bunlar da yine benim. Bunlar da paketlenecek. Bunları da güzelce bir kutuya koyacağım şimdi kahvaltı takımıyla beraber. En azından ağır olmaz. Hafif şeyleri de koymuş olurum. Yani bunlar da şu anda artık ihtiyacımın olmadığı. Çünkü bir sürü leğenim ve tatlama kabım da olduğu için bunları şimdi artık paketleyebilirim. Evet, çok şükür kahvaltı takımım, kadehlerim ve saklama kaplarımın da tamamını koydum. Baya oldu ya. Şu an için salonda hiçbir şey kalmadı koyulacak. Mutfakta da zaten yani bunların bir katı daha düşünün. Yaklaşık bir 5 koli daha çıkar. Burada 5 koli var şu an. Küçüklü büyüklü şurada bakın. Şu da 5. Bunu tam kapatmadığım için yani toplamda 10 tane koli ancak çıkacak burada. Böyle ben devam. Ama şu an artık başka bir şey kalmadığı için bunları şöyle katlıyorum. Bakın yarısı bitti zaten bu köyde. Bir yarısını da diğer kalan eşyalara harcasam. Streçim bol bol var zaten. Yani şey olacak olursa streçe sararım. Kalmayacak olursa kağıt. Buralar böyle taşınma eşyalarıyla dolu olsun. Bir tek şunu bıraktım. Bunu da kullanırım diye düşündüm şu sıralar. O yüzden onu şimdilik şuraya koyalım. Bitti işimiz. Şurayı bir sileyim. Bu arada bunun da neredeyse yani yarıdan fazlası var hala. Yetecek diye düşünüyorum. İnşallah diyorum. Bana iyi dileklerinizi gönderin. Ben kolileri 2-2 yapmayı planlıyorum şu an için. Yani üst üste en fazla 2 koli koyacağım. Daha fazlasını koymayı düşünmüyorum. Bir tane yiyebilirsin. Bu şekilde bu köşe oldu. Şunları şöyle düşündüm. En sona kalan çay tabağı, çay bardağı, bardak, minik minik işte sunumluk falan işte sosluk onların hepsini bunlara koymaya karar verdim. En azından küçük kolileri de hemen böyle o anlık toparlayabilirim diye düşündüm. O yüzden onlara dokunmayacağım. Şu mavi koli boş. Annemlere götüreceğim işte kaynanamın annemin eşyaları var onun içinde. O yüzden o da boş olduğu için kafam rahat. İyi yani. Bugünlük de 6.30 yaptık saati. 1.5 saatte 2.5 koli yapmış oldum. Çok taşınca zannedeyim evet. Şunu da aşağıdan getirmiştim. Askılar var içinde. Bu askılar dediği anneciğim ne okulu ya? Sen neden bahsediyorsun ya? Çocuk ne yaşıyor? Şimdilik o askılar da orada dursun. Bıçaklara dokunmak yasak. Tamam hadi gidiyoruz buradan. Şimdi o masanın üzerine hemen bir sileyim. Arasın trenlerini buraya geri koyacağım. Evet akşam güneşi kime vuruyordu? Evet şimdi eşim dedi ki bugün döner yiyelim mi dedi. Dışarıda döner yiyeceğiz. Bizim her zaman gittiğimiz dönerciye. Şimdi Aras'cığım arabalarını götürmek istedi. Arabalarını da aldık mecbur yanımıza. Gidelim bakalım. Benim işlerim bitti. Sadece mutfakta bulaşıklar var. Çünkü makinede temizler var. Dışarıda pisler var. Onlar kaldı. Onları artık size çekmem. Her gün de bulaşık çekip de sizi sıkmayayım. Odaları toparladım. Banyoyu toparladım. Koridoru, oturma odasını falan. Sadece çocuk odası ve yatak odası toparlanacak kaldı. Yani yarı işimi yaptım. Yarısı hala duruyor. Gidelim bakalım yemeğe. Yine görüşürüz orada. Tamam, teşekkür ederim. Ne patatesim var bak. Burada patates var. Doğru. Doğru. Onun arkasını diğeri. Onu da koy. Bunu da arkasını koyacaksın. Onun arkasını. Evet.
Bunun arabanı sürer misin? Düt düt. Gösterelim mi arkadaşların arabamızı? Başka? Lego'dan araba yaptık. Bu kadar. Bay bay yapalım mı hadi? Hadi öğretmenim arkadaşlarına bay bay yapalım. Arasçım'ın örüntü ödevi varmış. Onu yaptık. Aynı zamanda okuldan etkinlik ödevi vermişlerdi. Ailecek bir etkinlik ya da işte bir dans ya da bir beraber evde yemek yapma. İşte böyle bir şeyler. Bir sürü aktivite yapabilirsiniz dedi öğretmen. Ama Arasçım Lego seçti. Lego yaptık biz de beraber. Şimdi örüntü ödevi var. Aras örüntü ödevlerini kendisi yapabiliyor. Barbie! Evet, şimdi Mavi'den sonra hangisi gelecek? Burcu, işi Barbie. Şimdi? Sarı. Evet, şimdi Sarı gelecek. Aferin. Sarı'nın İngilizcesi neydi? Yellow. Tamam. Mavi? Blue. Yeşil? Değil. Evet. Turuncu? Bebekte tatlı diyordu anne. Bebekte tatlı diyordu. Hı-hı, evet. Evet. Turuncunun İngilizcesi ne? Orange. Evet. Kırmızının İngilizcesi ne? Kırmızının İngilizcesi ne Aras? Red. Evet. Bütün işlerimi bitirdim. Sıra geldi keyif zamanına. Aras'cığım zaten uyudu. Saat şu anda 11 oldu. Ben de salonda biraz toparlanacak bir şeyler vardı. Mutfakta bulaşıklar vardı demiştim. Onları hallettim. Şimdi artık şöyle bir karpuz doğradım güzelce. Yanında birkaç tane çilek. Keyif yapıyorum. Karşımda da Survivor All Star. Bunu izleyeceğim. Vallahi böyle. Bütün evimi topladım. Sadece şu anda Aras'ın odası kaldı. O da uyuyacağı için toplayamadım. Şimdi artık ben şunu bir yiyeyim. Ondan sonra da sizinle vedalaşalım. Bayağı bir oturdum. Keyif yaptım. Video düzenledim derken saatlerimiz çok geç oldu. Şu an saat 2'ye çeyrek var. Yani sıkıntı değil. Şu an uykusuzluk çekmiyorum. Sabahları da dinç bir şekilde kalkıyorum. O şekilde kalkmazsam zaten dikkat ediyorum yani erken uyumaya. Ama şu an için öyle bir gerek hissetmediğim için uyumadım. Bayağı bir Survivor izledim. İyi oldu. Dedim artık vedalaşalım. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.